Merhabalar, bir yayınla yine birlikteyiz. Gazze'deki çatışmalar Gazze'nin topografyasını da bir hayli bozdu. Sadece demografisini değil, topografyasını da bozdu. Yani uydudan bakıldığında Gazze 7 Ekim saldırısından bugüne pek çok yönüyle değişti. Haritada, uydudan, uzaydan dahi bunu görmemek mümkün değil. Bundan sonra daha da değişiyor. Çünkü İsrail ordusu biliyorsunuz bu Gazze şeridi denilen ve gerçekten bir şerit şeklinde olan haritada Gazze'yi yukarıdan aşağıya doğru boşaltmaya çalıştı. Kuzeyde mahallelerin bombalanması sonucunda harita çok değişti. Eskiden insanların böyle 10.000 insanın oturduğu mahallelerdeki o apartmanlar yerle bir oldu. Yani kullanılamaz hale geldi değil. Sonrasında da dozerlerle vesaire ortadan kaldırıldı. Şimdi İsrail'in planlarına bakıldığı zaman İsrail, Gazze'nin İsrail sınırı ile Gazze içleri arasında 1 kilometrelik bir tampon bölge oluşturuyor. Bu tampon bölge meselesine Amerika karşı çıktı. Daha doğrusu Amerika, Avrupa, çeşitli devletler Gazze'nin haritasının değiştirilmesini istemiyorlar. Buna karşı olduklarını söylüyorlar. En azından söylem düzeyinde bu böyle. Yeterince bastırıyorlar mı, ikna etmeye çalışıyorlar mı? Bunu söylemek güç. Ama İsrail şu anda ciddi bir şekilde uygulamaya soktu bunu. Yani 1 kilometre yaklaşık bir derinlikte sınırdan bir tampon bölge oluşturuyor. Kısacası Gazze 1 kilometre kadar içeri doğru böyle bütün sınır boyunca bakıldığında İsrail'le sınırı boyunca küçülmüş oldu. Bunun etrafı tel örgülerle çevrilecek. İşte kuleler, şunlar, bunlar vesaire önlemler. Belki mayında döşenir, bilmiyorum artık. Böyle bir buffer zone oluşturuldu. Bazı yerlerde yıkılması gereken binalar, yapılar var. Onları yıkmaya çalışıyorlar. O altyapı oluşuyor. İkincisi, en son yine Amerikan medyasında yer alan bir bilgiydi bu. İsrail'e dayandırılarak verilmiş bir bilgi. İsrail, Gazze şeridini İsrail sınırından Akdeniz'e, sahile doğru bölen bir yol yapıyor. İkinci bir yol yapıyor. Bu Gazze'yi ikiye bölecek. Yani kuzey ve güney olarak tam anlamıyla ikiye bölecek. Bunun genişliği ne kadar olacak? Bu çok net bir şekilde ölçüleri verilmiyor. Ancak uzaydan bakıldığında uydu fotoğraflarına, işte Wall Street Journal uydu fotoğraflarını temin etmiş ticari bir firmadan, oraya baktığınızda böyle kum, toprak bir yol açıldığı görülebiliyor. Şimdi bunun üzerine çakıl taşı dökülmeye çalışılıyor. Böylece İsrail ordusunun askeri operasyonları çok daha rahat gerçekleşecek. Ama bu ne yapacak? Bu şunu yapacak. Gazze'yi tam ikiye bölmüş olacak. Güneydekiler kuzeye geçemeyecekler. Kuzeydekiler güneye geçemeyecekler. Yani en azından İsrail ordu kontrolü olmadan geçemeyecekler. Bunun etrafında tel örgü olup olmayacağı belli değil falan deniyor ama yani şimdi siz böyle bir yol yapmışsınız, oraya da asker koyacaksınız. Tel örgü vesaire olmadan bunun olması mümkün değil. Yani bunu ben aksini düşünemiyorum. Dolayısıyla şu anda bu yol genişletilmeye çalışılıyor. Sağındaki, solundaki çok, çünkü kalabalık mahallelerden geçen yerleri de var. O binalar yıkılmaya, düzlenmeye çalışılıyor ve yol bir hayli genişleyecek. İşte tankların, işte kamyonların gidişli gelişli belki daha geniş bir şekilde geçebileceği, bunların güvenliğinin sağlandığı bir koridor oluşturulacak. Zaten kuzeyde bir yol daha var. Bir asfalt bir yol. Hani Gazze'yi doğu batı olarak kesen bir yol var. O yol da İsrail'in kontrolü altında ama bu dediğim gibi ülkeyi ikiye bölecek. 2 sektör haline getirecek en azından. İsrailli komutanlar, yetkililer diyorlar ki biz diyorlar bunu İşte operasyonları devam ettirirken güneydekilerin kuzeye geçmesini engellemek için yapıyoruz. Biliyorsunuz çok sayıda insan kuzeyden güneye doğru süpürüldü. İsrail bombardımanı ve duyuruları, çağrıları sonucunda bir kısmı kaçmak zorunda kaldı. Bir kısmı ise işte mecburen sığındı güneye doğru. İsrail kuzeyden güneye doğru 2 milyona yakın insanı bir anlamda sürdü. Önce Han Yunus'a doğru insanlar gittiler. Şu anda da Refah'a gelmiş durumdalar. Refah dediğimiz yer Gazze ile Mısır sınırında bir kapı, kapının etrafındaki bir şehirden bahsediyoruz. Eskiden böyle hani kasabadan hallice bir yerken şu anda Gazze nüfusunun çok büyük bir kısmı Refah'a yığılmış durumda. Sırtlarını adeta Mısır sınırına vermiş durumdalar. İsrail şimdi orada da operasyon yapacağını söylüyor. Amerika olsun Avrupa olsun uyarıyor. Yani bu bir katliama dönüşür. Çünkü inanılmaz sayıda bir sivil yoğunluğu var. Dünyada belki şu anda en yoğun, hani insan nüfus olarak en yoğun yer şu anda Gazze'nin belli bölgeleri. Onlardan daha kalabalık bir yeri ne New York'ta, ne Londra'da, ne Paris'te, ne İstanbul'da bulamazsınız. Yani insanlar üst üste, aileler üst üste yaşamak zorundalar. Araba içinde yaşayanlar, ne bileyim at arabası işte arkasında yaşayanlar vesaire, pek çok insan çok zor durumda. Şimdi bir de buraya askeri operasyon yapacağım derseniz tankla topla, zaten kısmen başladı. Havadan bazı operasyonlar yapılıyor ve hemen hemen her günde 10-15 kişi, 20 kişi o bölgede ölüyor. Zaten şu anda ölü sayısı 30.000'i geçmiş durumda. 30.000'e geldi. Kayıpları da buna eklediğiniz zaman muhtemelen ölü sayısı 35-40.000 arasında. Yaralı sayısı da 70.000'in üzerinde. Yani 100.000'i aşmış durumda. Refah yapılacak bir saldırı gerçekten katliamı inanılmaz boyutlara getirebilir. Evet, İsrail'in planı Gazze'yi ikiye bölecek. Gazze sınırının etrafına 1 kilometre içeri doğru Gazze daralacak. 1 kilometreyi küçümsemeyin. Ya bu bahsettiğiniz yer zaten çok küçük bir yer. Bizim ufak vilayetlerimizden biri kadar, pek çok vilayetimizden daha küçük bir coğrafyadan bahsediyoruz. 1 kilometre içe doğru gitmek demek Gazze'de bayağı bir kısmın aslında İsrail denetimine doğrudan şimdiden geçmiş olması anlamına geliyor. Bir de bunu sektörlere bölerseniz şu anda en azından kuzey-güney sektörü olarak ikiye bölünecek gibi görünüyor. Belki de daha sonra askeri gerekçeler, güvenlik gerekçeleriyle daha başka bölmeler de yapılacak. Bu durumda Gazze'de hayat birçok bölüme bölünmüş olacak. Yani o artık yani ne derler, canlıyı kesmek gibi bir şey, ampute etmek gibi bir şey olacak. Ne dedik? Çok sayıda insan, şu anda 2 milyona yakın insan güneye yığıldı. Kuzeyde Gazze şehrinde, yani bölgenin değil şehirden bahsediyorum. Daha önce 1.200.000 insan yaşıyordu. Şu anda 100-150.000 kadar hala kuzeyde insanın yaşadığı sanılıyor. 2 milyona yakın insan güneyde Refah sınırı ve Han Yunus civarında yoğunlaşmış vaziyette. İsrail'in bir operasyonuyla birlikte bu insanların Mısır'a akın etmesi ihtimali söz konusu. Aslına bakarsanız İsrail kabinesinde bazı bakanlar bunu tercih de ediyorlar. Diyorlar ki bu sivil nüfusu zorlayalım. Bunlar sınıra baskı yapsın ve onlar Mısır'a geçsinler. Sonra da bir daha geri gelmezler. Böylece bu sorun da kapanır. Tamamıyla sona erer, biz de rahatlarız. İşte Gazze'liler de nereye giderlerse gitsinler, onlar da rahatlamış olurlar diye bunu bir çözüm olarak görenler var. İsrail de başından beri zaten bunu Mısır'a sürekli söyledi. Mısır kabul etmedi. Aracılarla yoluyla söyledi İsrail. Avrupa Birliği'ne söyletti. Mısır yine kabul etmedi. Şimdi şu anda Mısır sınırın bu tarafında, kendi tarafında bazı hazırlıklar yapıyor. Mısır devleti İsrail'e dedi ki ya siz bu Gazze'lileri bize sürerseniz, sınırdan bir tek Gazze'li bile geçerse biz 1979 Barış Anlaşması'nı iptal ederiz, askıya alırız. Bir ara askıya alırız dediler, bir ara iptal ederiz dediler. El altından bunları söylediler. Sonra basına sızdırdılar. Yani bir tek Gazze'li bile sınırımızı geçerse biz İsrail'le barış durumunu sona erdiririz. Mısır'ın söylediği buydu. Ancak gördük ki öyle Mısır hani o kadar da o söylediğinin arkasında durmuyor. Yani sınırdan bir değil, 1000 Gazze'li bile geçse, hatta 100.000 Gazze'li bile geçse barış anlaşmasını askıya alacakları yok veyahut da sözde askıya alacakları söylenebilir. Çünkü neden? Şu anda Mısır sınırın bu tarafında, kendi tarafında Sina Yarımadası kısmında böyle beton duvar örüyor. Nasıl bir beton duvar örüyor? Mısır Gazze sınırın ile kendi toprakları arasına bir beton duvar örüyor. Tabii o beton duvarla sınır arasındaki yer de Mısır'ın kendi toprağı, ama onu şöyle düşünüyorlar: eğer Gazze'liler bu tarafa akın ederse onların bu beton duvarın arkasına geçmesine müsaade etmeyecekler. Sınır ile bu duvar arasını bir geçici bölge olarak kullanacaklar. Gazze'liler oraya gelecek. 100.000'e kadar insan alması hesaplanmış. Yani Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiler ve basına sızan bilgiler bunu söylüyor. 100 bin insan düşünün sınırın kıyısında, çölün üzerinde, çadırlarda, çadır temin edilirse edilir herhalde, efendim orada kalacaklar. Sonra da Mısır bunları yeniden gerisin geri Gazze'ye göndermeye çalışacak veyahut da İsrail orada işlerini bitirdikten sonra artık 3 ay mı sürer, 1 yıl mı sürer, 3 yıl mı sürer? Çok daha hani üzerine düşünülen, önemsenen bir süre değil bunlar. Belki de 2-3 yıl boyunca orada kalacaklar. Sonra yeniden gelin bakayım Gazze'ye denecek. Tabii dönecekleri Gazze sektörlere bölünmüş, parçalanmış bir Gazze olma ihtimali oldukça yüksek. Yine Gazze içerisinde eğer Gazze tamamen boşaltılmazsa Akdeniz kıyısında bir çadır kent kurulması düşünülüyordu. Bu Ekim ayından bu yana İsrail kabinesinin gündeminde olan bir husus, böyle dev bir çadır kent, mülteci kenti gibi Gazze'lilerin orada yaşaması ve binalar yapmamaları. Çünkü bina yaparlarsa burada işte başka silah üretirler, işte roket atarlar vesaire gibi argümanlar geliştiriyor İsrail tarafı. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi izleyiciler tabii şunu soruyorlar. Bu kadar çok Arap var. Küçük bir İsrail bunları nasıl yapabiliyor? Neden işte Gazze'lileri korumuyor gibi. Tabii bu meseleye dışarıdan bir bakış açısı. Çünkü burada bir Hamas unsuru var. Filistin meselesine ne zaman ki Hamas konusu girdi, Arap dünyası bölündü. Belki de Hamas buraya bu maksatla sokuldu. Veyahut da Hamas diye bir şeyin oluşması bu maksatla desteklendi. O kısmını bilemiyorum ama şu anda Mısır açısından baktığınızda İsrail mi daha tehlikelidir, Hamas mı daha tehlikelidir diye sorsanız herhalde Mısır yönetimi Hamas'ı daha tehlikeli bulur. Çünkü İhvan el-Müslümin'in bir devamıdır Hamas ve Mısır açısından bir terör örgütü, bir suç örgütü Hamas, İhvan. Yani bunlar bir suç örgütü. Bakış açısı bu. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri açısından baktığınızda da İhvan bir suç örgütü. Yani Hamas anlayışı, Hamas düşüncesi bir suç örgütü. Açıkçası insanlar bıktılar. Bunlarca yıldır devam eden bir sorundan bahsediyoruz. Neredeyse bir asırdır devam eden bir sorundan bahsediyoruz. Mısır da bıktı. Körfez ülkeleri de bıktı. Bu sorunu çözmek istiyorlar. Sorun şu ki aslında çözülebilirdi. Fakat İsrail tarafında hükümette bu kadar çok radikal bakan olmasaydı belki bu işleri çözmek çok daha kolay olabilirdi. Tarafların taviz vermesi daha kolay olabilirdi. Ancak ne derler, hani iş iyice dolandı. Hani Arap saçı diye bir deyim vardır ya Türkçe'de. Yani karma karışık hale geldi. Çözülmesi imkansız hale geldi gibi bir şey oldu. Radikaller devreye girdi. Hamas'ın saldırısı, buna İsrail'deki radikallerin işin içerisine girip işi daha da karma karışık hale getirmesi, sivil ölümlerinin 30 bini aşmış olması bütün dünyayı ayağa kaldıran bir şeydir bu aslına bakarsanız. Bu nedenle meseleye Araplar yeterince sahip çıkmıyorlar. Yani belki Arap sokaklarında sivil ahali soydaşlarının durumuna bakıp, dindaşlarının durumuna bakıp üzülüyorlar. Yani yürekleri parçalanıyor olabilir ama devlet bazında baktığınız zaman Hamas'tan nefret eden, İsrail'in Hamas'tan nefret etmesinden daha çok belki de nefret eden Arap rejimleri var. Ve şu anda dediğim gibi Mısır'da en çok suçlanan aktör Hamas. Ya bu işi sen bu hale getirdin, berbat ettin, rezil ettin, işte bu işi belki biz çözecektik ama sen böyle yaptın gibi böyle bir kavga olduğunu söylemek gerekiyor. Evet, manzarayı özetlemeye çalıştık. Gelinen nokta böyle. Gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Her gün ölümler oluyor Gazze'de, her gün yaralananlar oluyor. Hani gönül ister ki günlük bir bülten şeklinde bunu yapabilelim ama bunu yani yapmak pek mümkün değil. Zaten böyle bir şey yapsak sizler de her gün bu şekilde bunları dinlemekten çok mutlu olmazsınız. Yüreğiniz bunu kaldırmaz. O nedenle zaman zaman böyle küçük raporlar halinde bunları analiz etmeye, tahlil etmeye, olan biteni sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.